Evet. Borusan Avcılar motor servisimize giriyoruz ve neler yapıyoruz 10.000 bakımda? Arzide gözüküyor. 478.316.64 kuruş. Bak görüyorsun değil mi? Arkamdan araç geldi. Hemen kör nokta radarlarım beni uyardı. Yani 4.728.20 TL verince size para üstü veriyor. Merhaba, motosiklet servis. Selamünaleyküm. He? Hoş bulduk. Tamam. Arkadaşlar böyle BMW'nin tarihçesine vesaire girmeyelim. BMW servisi olunca böyle oluyor abi. Selesi. O turbundaki hissi. Oh. Vallahi var ya, Onur Çakı işi biliyormuş abi. 10.000 bakım esnasında hem rutin kontroller yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Motovlog Şuday'ı kanalından hepinize selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Borusan'a 10.000 bakımına gidiyoruz arkadaşlar. Şu aynamı düzelteyim. Bugün aynama kapım çarpmıştı. Aynen öyle. Bugün Borusan'a 10.000 bakımına gidiyoruz. Randevumuzu almıştık. Avcılar'daki servise gidiyoruz. Ali abimize gidiyoruz. Şimdi BMW GS'in 10.000 bakımında neler yapacağız? Çekebileceğiz mi? Çekemeyeceğiz mi? Şimdi onları göreceğiz. Gördüğünüz gibi dün short videosunu atmıştım gerçi. Kör nokta radarlarım takıldığı an çok memnun kaldım. Vallahi bu sistemi herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. İki çeşit göstergesi var. Bir tane böyle yuvarlak tek olan, bir tane böyle ikili. Ben ikiliyi seçtim. Ama gerçekten fonksiyonel, işe yarayan güzel bir sistem. Ne demiştim? Algımızı birkaç kat daha açıyor. Şimdi Borusan Avcılar motor servisimize giriyoruz ve neler yapıyoruz 10.000 bakımda? Onların videosunu çekiyoruz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız, yani videoları beğeniyorsanız, videoları beğenin, kanalı beğeniyorsanız kanalı da beğenin. Yorum yapabilirsiniz. Buradan yorum yapanlara da selam olsun. Hepinizi seviyorum. Yorum yapmakla da kalmıyor. Sohbet falan da ediyoruz bu arada. Bak görüyorsun değil mi? Arkamdan araç geldi. Hemen kör nokta radarlarım beni uyardı. Gayet güzel bir uygulama ya. Ne diyorduk? Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı. Çünkü abone olursanız kanal gelirleri Mehmetçik şehit çocuklarına, polis şehit çocuklarına ve çocuk esirgeme yurdu çocuklarına bağışlanacaktır. Çünkü bizim geleceğimiz çocuklar abicim. Hadi şimdi bak, bir scooter görüyorsun değil mi? Torpido scooterlar içinde çok güzel. Neyse, şimdi Borusan'a gidiyoruz. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Borusan'da görüşürüz.
Şimdi arkadaşlar Borusan'ın Borusan Avcıların caddesine geldim. Yani yaklaştım zaten şu köşede. Şimdi BMW GS1250 Adventure Trophy 10.000 bakımı bize kaça patlayacak? Bu arada ben servis bakımları 10.000 de 5.000 de ara yağ bakımı muhakkak yaptırıyorum. Yani gerizekalı. Neden yaptırıyor? Zaten tam sentetik yağ kullanılıyor derseniz de ona ne diyeceğim biliyor musunuz? Motorun canı yağdır abi. O yüzden 10.000 bence çok uzun bir süre. Merhaba, motosiklet servis siyah bina. Abicim görüyorsunuz servisin önündeki yoğunluğu. Merhaba. Bakalım. İlk kez BMW servisine giriyorum. Selamünaleyküm. Ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, ön kontrolleri yapacağım da. Tamam. Ali Bey varmış. Siz mi? İçeride mi? Hı. Buyur abiciğim. Açıl ustam, açıl. Sen de açıl babacım. Değil mi? Burada şansımız var. Kapı açılıyor en azından. Evet arkadaşlar. Şimdi BMW servisi olunca böyle oluyor abi. Orta boy fincan. Orta boy fincanı da içelim abi. Valla şunu vardı, şunu koyayım dedim. Olmuş mu ki abi? Ben önünde bir tuhaflık var ya. He, o olmamış. O zaman çayı içeyim ben abi. Niye olmamış abi? BMW servisinde böyle BMW motor olarak çok kaliteli ürünleri de var. Arka kurmalı da var. Süreç gayet güzel yani. Şunlardan bir tanesini deneyip alayım. 41.190 TL. İki tane 50 cc skuter alıyor mu lan şu mal? Evet. Arkadaşlar şu aşka bakın ya. Şu güzelliğe bakın abi ya. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Abi bu BMW'nin elektrikli modeli. Şu da beyazı. Yani bunu da sevenler var. Şu anda bunun liste fiyatı 400 şurada gözüküyor. 478.216.64 kuruş. Yani 4728.20 TL verince size para üstü veriyorlar. Bindiğin zaman sele sert abi. Ama sonuçta BMW'ye biniyorsun. Sert de olsa alışacaksın. Ama şunun duruşu efsane ya. Binişi, konforu, selesi, oturduğundaki hissi. Oh! Vallahi var ya, Onur Çakı işi biliyormuş abi. Bununla tura çıktı.
Değil mi Onur abi? Bununla çıktın sen. Abi dehşet bir motor ya. Yani Harley mi bu mu? Bence bu abi. Çok güzel ya. Şöyle bir seris yani abi resmen düş ya. Yani dream diyorlar ya, dream. Çok güzel motor. Allah herkesin kıçını böyle bir motora oturtursun diyeyim, ne diyeyim. Tekerleklerin sakalları uzamış abi. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlar yol yaptıkça sinek kaydı oluyor. Bak elektrikliler daha derli toplu. Bak görüyor musun? Bak sakalı uzanır. Bak zihet kaydı. Vay be Onur abi. İşini biliyor musun sen de ha? Hedef bu olsun mu ya? Vay be. Bir tane de mont istedik. Montlar da şöyle bir scooter parası. Ama güzel. Bizim şansımız şimdi bu şurada uygulama yapan ekipler, ben şu anda çıksam mesela beni çevirirler. Tipten çevirirler anasatım. Açıl. Sen de açıl babacım. İyi, burada şansımız var. Kapı açılıyor en azından. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu Mini Cooper'ın tepesinde görüyorsunuz İngiliz bayrağı var değil mi? Kimse garipsemiyor. Mesela TOGG'un tepesinde Türk bayrağı olsa dalga geçerler değil mi? Haklı mıyım sizce, haksız mıyım? İlk önce insanların görüşünü değiştirmek lazım. Polis abiler de uygulamasına devam ediyorlar. Ya görüyorsunuz adamlar bayraklarını bile benimsetmişler. Biz bayraklarımızı boş ver, kimliğimizi hala benimsetmeye çalışıyoruz dünyaya. Asıl milliyetçilik o. Gerçek milliyetçilik o. Bizdeki milliyetçiler birkaç hariç kofti milliyetçi. Yanlış mıyım? İstersin. Ya 10.000 bakımıyla alakalı abi. BMW'nin tarihçesine vesaire girmeyelim. Abi şimdi... Şimdi arkadaşlar 10.000 bakımımızı yaptık. Ali abimiz, BMW Avcılar Borusan'da. Çok iyi, çok kaliteli bir abimiz. Şimdi 10.000 bakımını yaparken dedim ki abi bir detay verebilir misin? Bana motorla alakalı bazı şeyler söyledi. Çünkü her 10.000 kilometre bakımı aynı değilmiş. Evet. Onun bir detayını en azından sizlerle paylaşmak istedim. Abi şimdi şöyle, aslında senin motorunda biz 10.000 bakım esnasında hem rutin kontroller yapıyoruz. İşte bu rutin kontrollerin içerisinde ne var mesela? İşte disklerin, balataların, debriyaj ve fren hortumlarının kontrolleri, işte orta sehpanın, yan sehpanın, lastiklerin, bunun dışında arıza kayıtlarının kontrolü gibi bir takım BMW'nin bir dünya standardı olan bir checklisti var, kontrol listesi var. Bunları kontrol ediyoruz. Bunun haricinde bir de senin motorunda bu bakımda biz motosikletin yağını veya haftesini değiştirdik. Fren hidroliklerini değiştirdik ve hava haftesini değiştirdik. Bu şekilde bakımı tamamlamış olduk. Bizim motosikletlerimizde biliyorsun abi bakımlar 10.000 kilometrede bir ya da senede bir yapılıyor. Hangisi önce gelirse. Buna göre de zaten motosiklette biz her bakımdan sonra diagnoz cihazına motoru bağlayıp son arıza kontrollerini yaparken bir sonraki bakıma da bir programlama yapıyoruz. Yani 10.000 sonrası ve 1 yıl sonrasında bu sayede motosiklet 10.000 km sonra size tekrar bir hatırlatma yapıyor. Yani o TFT ekranımızda
bir uyarı görüyoruz. Bakım zamanı yaklaşıyor diye ve sonra geldiği zaman da bakım zamanı geldi diye. Bu sayede kullanıcının da bunu sürekli takip etmesi gerekmiyor. Ve sonrasında da zaten bir sonraki bakımı planlıyoruz. Bu şekilde bakım sürecimiz ilerliyor. Senin aklına takılan, sormak istediğin bir şey var mı bana ek olarak? Bana şey demiştim, benimki 3. ay çıkıştı, mesela 5. ay çıkıştı olan şöyle, farklı şöyle. Prosesler. Şimdi rutin olarak bir GS'de yapılması gereken belli işlemler var. Mesela işte senede bir ya da 10.000 kilometrede bir yağ ve yağ fitesi değiştirmek. 2 yılda bir, daha doğrusu motosiklet trafiğe çıktıktan sonra 1 yıl dolduğunda fren hidroliklerini değiştirmek. Sonrasında 2 yılda bir fren hidroliklerini değiştirmek ilk değişimden sonra. İşte hava filtresinin değişimi, diferansiyel yağ değişimi, buji değişimi, sübap boşluk kontrolü gibi rutin işlemler var yapılan. Bunların hepsinin belli kilometreleri ve bazılarında yılları var. Yani yıla göre ya da kilometreye göre yapılıyor. Biz bir bakım planlarken her zaman o motosikletlerin kullanım tempoları değiştiği için, yani kimisi motosikletiyle senede 3000-4000 kilometre yaparken kimisi 10.000 kilometre yapabiliyor, kimisi 3 ayda 20.000 kilometre yapabiliyor mesela. 2 ayda 10.000 kilometre. Sen mesela aynen çok biraz daha yoğun kullanan bir sürücüsün. Dolayısıyla biz her zaman şuna bakıyoruz, motosikletin servis geçmişine bakıyoruz. Motosikletin neye ihtiyacı varsa ona göre bakım planlaması yapıyoruz. Senin motosikletinin gördüğümüz ihtiyaçları bunlardı, bu şekilde planladık. İşte bakımı yaklaşmış olan, henüz tam gelmese bile süre olarak yaklaşmışsa da onu da kullanıcıya bildiriyoruz. Onun yorumuyla, onun inisiyatifiyle ilerlemeyi tercih ediyoruz genelde. Abi tabii onun dışında kritik durumda olan ve mutlaka değişmesi gereken bir parça varsa da onu mutlaka söylüyoruz. Yine sürücünün, kullanıcının onayıyla değişim yapıyoruz. Oldu abi. Çok sağ ol. Rica ederim. Tanıştığıma çok memnun ben oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Kendine her zaman bekliyorum. Yarın da inşallah şu test sürücüne geleceğim. Bekleriz. Tabii. Geleceğim. Bekleriz abi. Çok memnun oldum. Evet arkadaşlar, benim ve Avcılar Borusan'daki servis işimiz bitti. Ali abi sağ olsun, yardımcı oldu. Kolay gelsin abi, görüşmek üzere. Ali abim görüşürüz, kolay gelsin. Evet, gerekli bakımlar yapıldı. Şimdi KTM ajan olarak girmiş buraya. Kolay gelsin. Şimdi Motto telsize gideceğiz abicim. Motto telsiz de bir telsiz alacağız. Motto telsiz diyelim abi. Ondan sonra haritaları var. Yol tarif. Esen nerede? Ne diyor? Pendik mi diyor? Esenler. Şimdi abisi. Oğlum Motto telsiz ta nerede lan? Neyse gidelim bari. Makut Motto telsizde telsiz almamı istedi. Bu arada motosiklet arenası kardeşime de mesaj gönderdim. Dedim eğitiminize bir gün çağırın beni. Hemen dönüş yapmış. Sağ olsun. Şimdi beni bu şarj köprüye kadar götürür. Kask şarjı. Kask kamerasının şarjı daha doğrusu. Yani bu. Köprüye kadar götürür. Şunu çıkartayım abi. Evet, haritamızı büyüttük abisi. Evet arkadaşlar, Avcılar Borusan BMW GS, ya BMW servisinden çıktık. GS özel bir servis değil burası. Şunu aşağı indireyim abicim.
Abi pırıl pırıl da yapmışlar ha motoru. Ben de diyorum cam niye bu kadar temiz? Kırmızı, yeşil yandı.